Hz. Mehdi Aleyhisselam ile Peygamberimiz arasında sahtekar yaşlı bir adam olacaktır. Amr İbn Alas rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben bu ümmetin ilkiyim. Hz. Mehdi Aleyhisselam bu ümmetin ortasında. Hz. İsa Aleyhisselam ise sonundadır. Aramızda ise sahtekar yaşlı bir adam vardır. Biharül Envar, Cilt 51, Kitabül Gaybet, Sayfa 132 Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda dünyayı kana, zulme ve acıya boğan tüm inkarcı sistemlerin temel mantığını oluşturan Darwinizmin fikir babası Darwin'e işaret etmiştir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur vaktinden önce dünyanın her cümerç içinde olacağı, büyük savaşlar, katliamlar ve yıkımlara sahne olacağı, egoizmin, sevgisizliğin, güvensizliğin hakim olacağı, insanların birbirlerinden iyice uzaklaştıkları bir dönem yaşanacağı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zaman alametleri olarak haber verilmiştir. Bu ortamın oluşmasında Darwin'in ve onun fikirlerinden doğan Darwinizmin etkisi çok büyük olmuştur. Ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile Darwinizm, materyalizm, komünizm, faşizm gibi tüm inkarcı felsefeler yıkılacak, ardından da Hz. İsa aleyhisselam nuzul edecektir. Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselam dönemleri insanların barış, huzur ve refah içinde yaşadıkları, insanların akın akın Allah'ın hak dinine girdiği, İslam ahlakının hakim olduğu bir dönem olacak. Darwinizmin etkisi yok olacaktır. Bu altın çağ, Üstad Said Nursi Hazretlerinin bildirdiği üzere Hicri 1506'lara kadar devam edecektir. Doğrusunu Allah bilir.